Hepinizin çok iyi bildiği bir yer. Neresi? Mesela çok iyi bildiğiniz bir olay. Mesela atalar kültü diye bir şey var. Nedir bu atalar kültü dediğiniz olay? Bizim için ölülerimiz de değerlidir. Tamam mı? Adam öldü, ölü öldü, pamuğu dıktın, silikonu sıktın, imamın gayına bindi gitti. Yok öyle bir şey. Tamam mı? Gülmem. Tamam. Öyle bir şey yok. Biz atalarımızı nerede ölürse ölsün alır götürür nereye gömermişiz? Ötükendeki kurganlara gömermişiz. Niye? Çünkü Tengri'ye ne olsun? Tengrisine yakın olsun diye. Anlaştık abim bu. Yani öldü bitti gitti yok. Bak bu ve onları da oraya gömdük ya. Belli aralıklarla da gider atamızı orada ziyaret edermişiz. Mezar ziyareti abim. Al. Mezar ziyareti. Sen şimdi Ramazan bayramı, Kurban bayramı, ilk günü, Arefe günü nereye gidiyorsun? Mezarlığa gidiyorsun. Al. Atalar kültü. İslamiyet'i kabul etmişsin ama İslami özelliklerinin çoğunu da ne yapıyorsun? Kullanıyorsun. Mesela o Ötüken'e işte kurgan verilen mezarlara gömdük ya atalarımızı. Tamam. Onları oraya gömdük ya. 40. gün gider üstünü açar ekmek atarmışız. 52. gün gider işte bir şeyler daha atarmışız. Günümüzde işte 40 mevlüdü, 52 mevlüdü, 40'ı çıktı mı falan diyoruz ya. Lan abim İslamiyet'te yok bu. İslam öncesi alışkanlıkları neye entegre etmişiz? İslamiyet'e entegre etmişiz. Yukarıdaki paragraftan Türk tarihiyle alakalı çıkarılabilecek en kapsamlı yargı nedir? En kapsamlı. Al sana soru işte. Al, al. Tamam. Nedir? Nedir? İslamiyet'i kabul etmemize rağmen Türklük özelliklerini korumuşuz. İslamiyet'i kabul etmişiz ama asimile olmamışız demektir. Do you understand? Kapiş? Yep. Aferin. Ha, biz günlerde yes diyor. Tamam. Peki atalar kültü. Bundan da bahsediyor. Bak nereden nereye bağladık? Ha, 40 mevlidi, 52 mevlidi falan nereden geldiğini bilin yani.